Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce birçok videolar attım. Bu videolara göz geçirmenizi öneririm. Bunların hepsi gerçekten bana göre birbirinden değerli. Eğer ki YouTube'u hiç bilmiyorsanız şu ilk videoya bakın. Bu videodan yola çıkarak diğer videoları da şöyle bir yoklamanızı öneririm. Daha önce Gmail hesabı, Google'da Gmail hesabı nasıl açılır? Gmail hesap açma olarak bir video yapmıştım bildiğiniz gibi. Şimdi bu videonun devamı olarak, şimdi biz videomuzu hazırladık, Gmail hesabı açtık, buna profil resmi ekleyeceğiz. Buna profil resmi eklerken de yine buraya giriyoruz. Şurayı kapatalım. Evet, gizli sekmeye girelim. Bizim daha önce biliyorsunuz google.com'a girerek biz Gmail hesabı açmıştık. Şimdi o Gmail hesabından yola çıkarak ben size Gmail hesabına profil resminin nasıl ekleneceğini göstermek istiyorum. Şimdi kuralım yeniden. İleri diyoruz. Daha önce bunu açmıştım bildiğiniz gibi. Az önce göstermiş olduğum videoda vardı bu. Eğer izlemediyseniz tekrar bakın. Ben bunu gizli sekmeden açmıştım. Şimdi şifremizi girelim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şifreyi de girdik. Şimdi mail hesabımıza giriş yapıyoruz. Gmail hesabı şu anda gerçekten olmazsa olmaz hesaplardan biri. Özellikle de YouTube'da bir kanal açacaksanız Gmail hesabınızın olması şart. Gmail hesabınızı açtığınız zaman bakın hiç bu hesaba girmeden de şuraya girilebiliyor. Bakın YouTube'a buradan da girebiliyorsunuz. Hatta blog sitenize girebiliyorsunuz. Birçok şey var burada. Yani bunu Gmail hesabınız açıkken de girebiliyorsunuz. Şimdi biz gelen kutusuna bazen bir sürü bizim istediğimiz ya da istemediğimiz mailler gelmekte. Bir sonraki hesapta bu maillerden nasıl kurtuluruz? Bunu nasıl çıkarırız? Bunda iptal ettiğimiz zaman iptal olmuyor bildiğiniz gibi. Bunun nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Ama şu anki konumuz bir Gmail hesabımız var ise şu an açmışız. Gmail hesabımızın üzerine geldiğimiz zaman şu şekilde bakın Gmail hesabımızın şeyi gözüküyor, linki gözüküyor şurasını. Şuradan bahsediyorum. Hangi isimden açılmış, nasıl kurulmuş, her şeyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Eğer ilk defa açıyorsanız buraları şöyle bir kurcalayın. Gelene bakın. Ertelenen, gönderilmiş taslaklar. Buna benzer oluştur kısmı bizim için çok önemli. Kime dediği zaman az önce gösterdim ya şöyle geldiğimiz zaman işte şu altta görülen Gmail herhangi bir Gmail hesabına bu Hotmail de olur göndereceğiniz kişi. Hiç fark etmez. Kime denen kısmı onu yazıyoruz. Konu kısmına konunun herhangi bir başlığı açıklama yazdıktan sonra bakın şuralara gelin. Çiplendirme diyor. Bir dosya ekleyeceksiniz. Dosya ekleye bastığınız zaman bilgisayardan herhangi bir dosyayı ekleyebiliyorsunuz. Bağlantı ekleyebiliyorsunuz. Emoji ekleyebiliyorsunuz. Şöyle gidin böyle. Bir dosya geldiği zaman Drive'da açın dediğiniz zaman Drive'da kayıtlı oluyor bu. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bakın hepsi var burada. İmza ekleyebiliyorsunuz ve taslağı sil. İsterseniz hepsini de silebiliyorsunuz. Şimdi burayı kapatalım. Bunu böyle kısaca gösterdim. Çünkü oluştur kısmı da size gerçekten lazım olabilecek bir yer.
Bir yere mail göndereceğiniz zaman yazışmalarda, özellikle iş olur, başka bir şey olur. İşte bir YouTube kanalı kurduysanız size gönderen kişinin mailine işte buradan ulustura basarak rahatlıkla bir cevap gönderebilirsiniz ya da yanıtla diyerek gönderebilirsiniz. Şimdi bundan kısaca bahsettik. Şimdi biz ne yapacağız? Gmail hesabımızdan profil resmi ekleme ve kaldırma olayının nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle basıyoruz. Bastığımız zaman bakın gördünüz altında URL şeklinde çıkmış. Bu benim Gmail'im. Adım çıkmış. Bakın burada fotoğraf makinesi gibi bir şey çıkmış. Biz üzerine basıyoruz. Bakın hemen ne çıktı? Profil. Yani bugün Gmail hesabımızda profil resmi ekleme ve kaldırma olayını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Buraya bir kere tıklıyoruz. Şöyle yapalım. Bekliyorum. Evet. Şuraya basarak daha kolay ulaştık. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin diyor. Eğer şimdi ben burayı ilk defa ekliyorum. Çünkü ismimin gördüğünüz gibi baş harfi çıkmış. Siz hangi isimden kurarsanız o ismin baş harfi çıkar. Dediğim gibi ilk defa ekliyorsam buradan bu sonra değiştirmek istediğimizde de bu yazı gelirse gene fark etmez. Buradan da değiştiririz. Eğer var ise buradan da değiştirebiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi ben bilgisayara giriyorum. Yükleniyor. İşte oğlum gördüğünüz gibi. Oğlumun sadece yüz kısmı yeter bana. Şuraya kadar. Profil fotoğrafı yap kısmını ekledim ve böylece oğlumun resmini buraya eklemiş oldum. İleride diyelim ki siz ben şöyle farz edin. Ben ne harfi burada durduğunu düşünün. Şimdi tekrar şey yapalım. Yani gerek yok. Şurayı kapatalım. Diyelim ki bu benim profil resmim. İleride de değiştirmek istersem yine aynı yolla Gmail hesabınıza girip burayı değiştirdikten birkaç saat sonra YouTube'a da yansır. Çünkü YouTube'da bir hesap açacaksam ben eğer mutlaka benim profil resmim altta gözükür. Hangi Gmail hesabından YouTube'a girip hesap açıyorsanız orada ne harfi varsa harf veya başka bir şey ya da profil resmi. Ben profil resmi kullanmayı tercih ettim. Ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu konuda bir engel yok, bir sıkıntı yok. Bugün özellikle Google hesabı da deniyor bu Gmail hesaba. Google'da hesap açarken profil resmi nasıl ekleniyor ya da nasıl kaldırılıyor? Bu şekilde ben bir video yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bunun devamı gelecek. Bu Gmail hesabı ile ilgili daha neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili videolar yapmaya kesinlikle devam edeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Kapatmak istediğimiz zaman da bu şekilde oturumu kapat diyorsunuz. Profil resminin üzerine basıyorsunuz. Şu kısma gelip şu kısma bastığınız zaman istediğiniz zaman aklınızda olsun bilgisayarınızdan profil resminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Burayı kullanacaksınız. Çünkü bu fotoğraf çekme anlamına geliyor. Şu kısma tıkladığımda resim geldi. Ortaya bastığımda gelmedi. Bakın buraya profil geldiği için profil denmiş. Şuraya tıkladığınız zaman kesinlikle resim geliyor. Çünkü bu şekilde beklediğinde gelmedi. Siz de gördünüz. Elinizi kullanırken kesinlikle çekinmeyin. Bazen bilgisayarda böyle insan bir şey yaparken hafif çekingen olur. Siz rahat olun. Her tarafı kurcalayın yani bilgisayarda. Mesela şuraları her tarafı yoklama yapın.
Bunların ne işe yaradığını görmüş olursunuz. Kapatmak istediğimizde dediğim gibi profil resminin üzerine geliyoruz ve oturumu kapat diyoruz. Bakın oturum kapandı. Bu şekilde oturum kapanmış oldu. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarımda da çok güzel bilgiler alacaksınız. Oldukça faydalı bilgiler alacaksınız. Takipte kalın. Takipte kalmanızı öneririm. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.